Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan yemeklerinin en lezzetlisi olan saksı kebabı tarifi hazırlayacağız. Yapımı pratik bu kebap tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Saksı kebabı için 4 adet bostan patlıcanını yıkıyorum. Ve sonrasında uç ve baş kısımlarını kesiyorum ve alacalı olacak şekilde soyuyorum. Soymuş olduğum patlıcanları ortadan ikiye bölüyorum ve içlerini bir sebze oyacağı ile oyuyorum. Patlıcanları oyarken kesinlikle duvarlarını inceltmiyorum ve altında mutlaka 1 santimden fazla patlıcan bırakıyorum. İçini de lütfen çok fazla oymayalım. Sadece yumuşak ve çekirdekli bölümünü almanız yeterli olacaktır. Bosan patlıcanı acı bir patlıcan olmadığı için tuzlu suda bekletmiyorum. Öncesinde yıkamanız yeterli olacaktır. Şimdi hiç vakit kaybetmeden uygun bir tavanın içerisine yağ alıyorum ve yağı iyice ısıttıktan sonra patlıcanları kızartmaya başlıyorum. Patlıcanların yağ çekmemesi için yağınızın çok kızgın olmasına dikkat edin. Şimdi patlıcanları kızgın yağın içerisine alıyorum ve çevire çevire patlıcanları çok fazla pişirmeden kızartıyorum. Patlıcanların tüm duvarlarını kızarttıktan sonra ön yüzünü de bu şekilde çevirdim. Ve kızaran patlıcanları havlu peçete sermiş olduğum kabın içerisine aldım. Böylelikle patlıcanlar biz iç harcını hazırlarken tüm yağını akıtmış olacak. Patlıcanlar yağını akıtırken ben de sizlerle birlikte 500 gram dana etini kuşbaşı formunda doğramaya başlıyorum. Evet etler artık hazır. Şimdi uygun bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı alıyorum. Ve yağın ısınmasını bekledikten sonra ısınan yağın içerisine etleri ilave ediyorum. Bu esnada ocağın altı büyük ocakta ve yüksek hararette. Etler dengini tamamen çevirene kadar mutlaka yüksek ocakta ve sürekli karıştırarak eşit oranda renklerinin değişmesini sağlayalım. Evet etlerin rengi tamamen döndü. Şimdi ocağın altını kısıyorum ve kapağını kapatıp etin suyunu salmasını bekliyorum. Evet birkaç dakika sonra kontrol ettim. Bu su miktarı yeterli olmayacak. Yarım çay bardağı su ilavesi yapıyorum ve etleri ara ara kontrol ediyorum. Eğer suyunu çektiğinde hala yumuşamamışsa lütfen sizler de bu esnada su ilavesi yapmayı ihmal etmeyin. Et suyunu çekmeye başladığında lezzetine lezzet katsın diye bir tatlı kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Ve son suyunu tereyağı ile birlikte çektiriyorum. Ve tereyağı ile birkaç dakika boyunca eti kavuruyorum. Et kavrulup tamamen piştikten sonra artık içerisine bir adet büyük boy ince ince doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Soğan yumuşayıp renk değiştirene kadar etle birlikte kapağı kapalı şekilde 3 dakika boyunca pişiriyorum. Evet, soğan yeterince pişti. Şimdi buzuktan çıkarmış olduğum kapya biberden ve yeşil biberden tencereye ilave ediyorum. Sizler taze kullanacaksanız 1 adet büyük boy kapya biber, 3-4 adet de yeşil biber kullanmanız yeterli olacaktır. 1-2 dakika biberler yumuşayana kadar pişirmeniz yeterli. Lütfen daha fazla pişirmeyiniz. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı biber domates salçası karışımından ilave edip 4 diş ince ince doğranmış sarımsakları da ilave ediyorum. Ve 2-3 dakika boyunca bu şekilde salça ve sarımsağı kavuruyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar pişirdim. Şimdi 3 adet orta boy küçük küçük doğranmış domatesi de tencereye ilave edip damak tadıma göre 1 silme tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı kimyon ilavesi yapıyorum. Domates yumuşayıp suyunu salana kadar bu şekilde pişiriyorum. Domates suyunu saldıktan sonra gerekli miktarda su ilavesi yapacağım. Evet domates suyunu saldı. Şimdi bu esnada bir çay bardağı 125 milimlik çay bardağı ölçüsüyle kaynar su ilavesi yapıyorum. Ocağın altı kısık yine kapağı kapalı bir şekilde suyunu çekip tüm malzemeler tat olarak birleşene kadar pişirmeye devam ediyorum. Ortalama 10 dakika kadar pişirmeye devam ettim. Yemek suyunu çeker çekmez artık ocağın altını kapatıp yemeği fırın için hazırlayabiliriz. Son olarak görüntüsü bu şekilde. Bakın domatesler tamamen eridi ve yemekle bir bütün hale geldi. Öncesinde havlu peçete üzerinde yağını akıtmış olduğum patlıcanları tekrar dış yüzeyleri olmak üzere yağlarından arındırıyorum ve uygun bir borcamın içerisine diziyorum. Dilerseniz normal fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Patlıcanları tepsiye dizdikten sonra hepsine aynı ölçüde olacak şekilde hazırlamış olduğum soteden ilave ediyorum. Ve son olarak sizlerle birlikte yemeğin sosunu hazırlamaya başlıyorum. Evet şöyle sizlere tavayı göstermek istiyorum. 500 gram et tüm kebap için yeterli oldu. Hiç bulaşık çıkarmadan yine sotayı hazırlamış olduğum tavanın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı alıyorum ve tereyağı yanmasın diye yine içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra yağ erir erimez içerisine bir tatlı kaşığı biber bir tatlı kaşığı domates salçasını da tavaya ilave ediyorum ve 3-4 dakika boyunca kavuruyorum. Kavrulan salçanın üzerine 250 milimlik bardak ölçüsü ile bir su bardağı su ilave ediyorum ve tuzuna baktıktan sonra bir çay kaşığı da tuz ilave edip bu sosu kaynamaya bırakıyorum. Sos kaynamaya başladığında artık ocağın altını kapatıp yemekle sosu buluşturabiliriz. Sosu tepsiye ilave ederken bir miktarda videoda da gördüğünüz gibi kebapların üzerine döküyorum ve geri kalan miktarı da tepsiye boşaltıyorum ve bu esnada fırını 200 derece fanlı şekilde ısıtmaya başlıyorum. Evet artık yemeğimize son dokunuşları yapabiliriz. Üzerlerine birer dilim domates ve biber ilavesi yapıyorum. Son olarak üzerlerini musluğun altında ıslatmış olduğum yağlı kağıt ile kapatıyorum ve ısınmış olan fırına yemeği yolluyorum. Yemeği 20 dakika üzeri kapalı pişirdikten sonra üstündeki yağlı kağıda alıyorum ve 10 dakikada üzerindeki biber ve domates kızarsın diye üstü açık pişiriyorum. Evet 10 dakikanın sonunda artık yemeğimiz hazır. Üstündeki biberler ve domatesler kızardı. Hafif de etler kızardı. Oldukça lezzetli oldu. Şimdi sizlerle birlikte pişmişliğini test edebiliriz. Evet patlıcanları da dağılmadan lokum gibi pişti. Etimiz de gayet iyi pişmişti. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.